Merhabalar arkadaşlar, ben ve Ağaç yayına hazırız. Şimdi Teşkîlât-ı Mahsûsa nedir sorusuna cevap vermeden önce ilk başta isterseniz Teşkîlât-ı Mahsûsa ne değildir sorusuna cevap verelim. Çünkü bu cevaplaması daha kolay bir soru aslında. Teşkilat-ı Mahsûsa şu ana kadar ister inanın ister inanmayın 25-30 farklı şekilde tanımlanmış bir örgüt. Ben şimdi bunları kısaca size anlatmak için birkaç başlık altında söyleyeceğim. Bunlardan birincisi basit anlam denklemleri dediğim şekilde yapılan tanımlar. Bunlar nasıl? Uzmanlar diyor ki işte Teşkilat-ı Mahsûsa bir istihbarat örgütüdür. Başkaları diyor ki Teşkilat-ı Mahsûsa bir casusluk örgüttür. Başkaları diyor ki Teşkilat-ı Mahsûsa bir propaganda birimidir. Bazıları diyor ki Teşkilat-ı Mahsûsa bir çeteler birliğidir gibi tanımlar yapıyorlar. Burada uzmanların aslında hem Teşkilat-ı Mahsûsa'nın ne olduğunu bilmediklerini fark ediyoruz. Hem de tanımlamaya çalıştıkları kavramları iyi bilmediklerini fark ediyoruz. Yani bir bilinmeyeni başka bir bilinmeyenle karşılamaya çalışıyorlar. Peki bu 25-30 tane tanımı nasıl kendi içine tasnif edebiliriz? Birincisi istihbaratla ilgili tanımlar, diğeri operasyonlarla ilgili tanımlar yahut çete ve gerilla faaliyetleriyle ilgili tanımlar olarak ikiye bölebiliriz. İşte bunların bir kısmı dediğim gibi basit anlam denklemleri var birinci kategoride. İkinci kategoride analitik tanımlar diyebileceğimiz tanımlar var. Burada da iki tane tanım ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi işte bu meşhur 1963'te doktorasını yazan, Teşkilat-ı Mahsûsa ilk doktora yazan tarihçi ve önemli bir istihbaratçı Philip H. Stoddart tarafından yapılan tanım Teşkilat-ı Mahsûsa'yı analitik bir şekilde tanımlıyor ve diyor ki bir istihbarat örgütünden beklenen vazifelerin en geniş yelpazesini temsil eder diyor Teşkilat-ı Mahsûsa. Diğer tanım ise bizim pek de hoşumuza gitmeyen 1915 olayları ile ilgili Ermeni meselesiyle ilgili yani. Burada da görüş son senelerde değilse de baskın görüş 1980'lerin başından beri olan görüş Teşkilat-ı Mahsûsa'nın sorunlu azınlıkları sanki yok etmek için kurulduğu yönünde burada da başka bir aslında tanım yapılıyor. Bir de üçüncü tip tanımlar var. Bunlara tanımla diyemeyiz aslında. Teşkilat-ı Mahsûsa'yı bir çeviri nesnesi olarak kullanıyorlar. Tanımı olan bir şey olarak anlatmıyor da bize bir özel isim sadece bir örgütün özel ismi şeklinde bize anlatıyor bunu. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman biz Teşkilat-ı Mahsûsa'nın ne olduğunu anlayamıyoruz. Bunun altında bu isabetsizlik, tanımlamadaki isabetsizliğin altında birkaç tane mesele var. Birincisi arkadaşlar metot problemi. Bu en ciddi problemdir. Biz Teşkilat-ı Mahsûsa'yı niye tanımlayamıyoruz? Metottan dolayı tanımlayamıyoruz. Metotlarımız yanlış. İkincisi dönem problemi. Dönem çok karışık bir dönem. Teşkilat-ı Mahsûsa'nın hayat bulduğu dönem. Kökenleriyle birlikte baktığımız zaman da 20. yüzyılın başından Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışına kadar geçen bir dönem. Bir sürü savaş ve Cumhuriyet'e geçiş dönemi. Dolayısıyla dönemi anlamak da çok zor. Üçüncüsü örgütün kendisi çok zor anlaşılması bir örgüt. Niye? Çünkü Osmanlı tarihinde biz daha önce böyle bir örgüte rastlayamıyoruz. İdari ve operasyon olarak çok anlaşılması gerçekten zor bir örgüt. Dördüncüsü de ideolojik meseleler var. Hepimizin hayatında olan ama tarihçilik mesleğinde minimal düzeyde tutmamız gereken bir işte ideolojik sayıkları Teşkilat-ı Mahsûsa'yı tanımlarken çok fazla ön planda tutuyoruz. Peki tamam hocam ya amma anlattın hani Teşkilat-ı Mahsûsa'yı tanımlamasak ne olur? Çok şey olur. Teşkilat-ı Mahsûsa'nın öncesiyle sonrasıyla hangi yolda doğup büyüdüğünü ve geliştiğini anlayamayız bir. İkincisi Teşkilat-ı Mahsûsa'nın muhtevasını anlayamayız, ne yaptığını anlayamayız iki. Üçüncüsü Teşkilat-ı Mahsûsa'yı istihbarat, casusluk, propaganda ve çete teşkilatı olarak gördüğümüz için gerçekte bu bahsettiğim dört alanda faaliyet gösteren örgütlerin ne yaptığını anlayamayız. Bunları tarihsizleştiririz. Yani diğer örgütleri tarihin nesnesi olmaktan çıkartırız. Bu da ayrı bir problem. Peki Teşkilat-ı Mahsûsa nedir? Şimdi bunu söyleyelim. Teşkilat-ı Mahsûsa'nın ilk başta terkibine bakalım. Gerçekten de bu bir özel isim mi? Evet, gerçekten bir örgütün özel ismi. Ama her örgütün özel ismi aslında o örgütle ilgili bize bir şey anlatır. Kara Kuvvetleri Kumandanlığı gibi, komutanlığı gibi, jandarma gibi. Bunların hepsi bize bir şey anlatıyor. Teşkilat-ı Mahsûsa niye anlatmasın? Teşkilat-ı Mahsûsa ne demek? Özel teşkilat. Peki özel teşkilat niye özel teşkilat? Özelin zıttı ne? Genel. Demek ki Teşkilat-ı Mahsûsa aslında genel teşkilatların yaptığı klasik savaş imgesinin dışında kalan alanla ilgilenen bir özel teşkilat. Yani sadece Teşkilat-ı Mahsûsa terkibine bakarak bile Teşkilat-ı Mahsûsa'nın bir gayri nizami harp örgütü olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi peki örgüt ne yapıyor? Örgütün yaptığı işe bakalım. Örgütün 3 seviyede inceleyelim. Taktik, operasyonel ve stratejik seviyede. Teşkilat-ı Mahsûsa taktik seviyede arkadaşlar istihbarat toplar. Ama bir örgütün istihbarat toplaması o örgütün istihbarat örgütü olduğu anlamına kesinlikle gelmez bir. İkincisi Teşkilat-ı Mahsûsa casusluk yapar. Ama bunun da sınırı vardır. Üçüncüsü Teşkilat-ı Mahsûsa gerçekten propaganda faaliyetleriyle ilgilenir. Doğrudur. Dördüncüsü Teşkilat-ı Mahsûsa gerçekten çete teşkilatı kurar ve gerilla operasyonları yürütür. Ama bunların hepsinin bir sınırı vardır. Bunlar dediğim gibi taktik düzeydir. Peki sınır nedir? Sınırı da operasyonel seviye belirler. Peki nedir bu? Düşman topraklarının, düşmanın etki alanındaki topraklarda ayaklanma çıkartmak, direnişler meydana getirmek yahut var olan direnişleri alevlendirmek. Peki bunu niye yapmaya çalışıyor? O zaman da stratejik seviyeye geçiyoruz. Stratejik seviyede Teşkîlât-ı Mahsûsa İtilaf devletlerinin etki sahasında yahut itilaf devletlerinin savaşın kaderini belirleyecek Avrupa savaş sahasına kaynak çekmesini engellemeye çalışan bir periferik savaş örgütüdür aslında. Ne yapar? Hindistan'da ayaklanma çıkartmaya çalışır ve İngilizlerin böylece Avrupa'ya buradan işte iktisadi ve askeri kaynak çekmesini engellemeye çalışır. Ve bunun gibi birçok yerde bunu Fransızlara karşı, İtalyanlara karşı, İngilizlere karşı, Ruslara karşı yapar ve böylece savaşın kaderini belirleyecek dediğim gibi Avrupa savaş sahasına kaynak çekmesini zorlaştırır ve eğer birileri savaşı kazanacaksa o savaşı kazanmanın maliyetini olabildiğince yükseğe çeker. Teşkîlât-ı Mahsûsa aslında arkadaşlar bu tarafıyla modern anlamda görebileceğiniz en erken dönemli bir gayri nizami harp örgütüdür. Şimdi Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın başkanları meselesine gelince de bu anlamda aslında literatürde de yine tahsiye edilmesi gereken çok fazla bilgi var. Hani doğruları söylenmiş olmakla birlikte son dönemlerde yine aslında karışmaya başladı. Uzun seneler Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın kurucusu ve ilk başkanı olarak biz tabii ki Eşref Kuşçubaşı'yı bildik. İşte bunun böyle olmadığını aslında 15-20 senedir artık bu biliniyor. Hem biz yüksek lisans tezimde yazdım hem de başka uzmanlar da zaten bunu söyledi. Ama bu çok kritik bir konu değil artık. Yani Eşref Kuşçubaşı'nı isterseniz zaten kitaptan okursunuz. Ama burada Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın kurucusu kimdir diye sorduğumuz zaman bakın istisnasız bir isim vardır. Enver Paşa'dır. Merhum Enver Paşa'dır. Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın kurucusu budur. İkinci bir isim burada yok. Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın başkanlığına gelince ilk başkan arkadaşlar şehit Süleyman Askeri Bey'dir. Süleyman Askeri Bey işte Harbiye'yi bitirdikten sonra Makedonya'ya geçer. Burada İttihat ve Terakki ile tanışır. Fedai şubesine girer. İşte Enver Bey ile birlikte Trablusgarp'ta direnişe katılır Bingazi'de. Daha sonra 1. Balkan Muharebeleri, 2. Balkan Muharebeleri, Garbi-Trakya Hükümeti Muvakkatesi'nin ve daha sonra Müstakiles'in icra hükümeti reisi olur. Yani en üst yerinde, en üst makamında yer alır. Ve daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın 30 Kasım 1913'te Teşkîlât-ı Mahsûsa resmen kurulur ve onun başkanı olur. Bu görevi nereye kadar devam ettirir Süleyman Askeri? Kasım Aralık 1914'e kadar. Bu tarihte ne olur? Bu tarihte Süleyman Askeri Basra bölgesine atanır. Ve işte burada ilk başta Rota Muharebesi'nde işte bacaklarından yaralanır ve ardından da Şuaybe Muharebesi'nde yanlış hatırlamıyorsam 14 Nisan 1915'te Süleyman Askeri'nin intihar ettiği birçok belgeyle söylenir. Fakat bazı İngiliz istihbarat raporlarında Süleyman Askeri'nin öldürülmemiş, intihar etmemiş fakat öldürülmüş olabileceğine dair bazı dedikodular olduğuna dair de bilgiler olduğunu söylemek lazım. Süleyman Askeri'nin Irak'a gitmesiyle birlikte Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın başına aslında arka arka iki tane merkez kumandanı gelir. Birincisi Halil Bey. Yani Halil Kut, rahmetli Enver Paşa'nın amcası. İkincisi de Cevat Bey'dir. O da ikinci bir merkez kumandanıdır. Arka arkaya onlar gelir. Onlar gittikten sonra peki ne olur? Teşkîlât-ı Mahsûsa zaten Cevat Bey'den sonra Umur-u Şarkiye İdaresi'ne dönüşür. Ve Umur-u Şarkiye İdaresi'nin başına da en son olarak Ali Bey Başhampa geçer. Tunuslu. Tunuslu Ali Bey Başhampa'da Mondros mütarekesinden bir gün sonra 31 Ekim 1918'de İspanyol gribinden dolayı vefat ettiği kayıtlara geçmiştir. Kendisi Yahya Efendi haziresine defnedilir ve 1960'ların başında da mezarı Tunus'a defnedilmiştir. Günümüzde de Tunus'ta Cellaz mezarlığında kendisinin kabri bulunmaktadır. Tunuslar tarafından unutulmaya terk edilmiş, yosun tutmuş bir mezardır bu. Ve Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın kapatılması sürecinde iki kişiyi görüyoruz. Birincisi Hasan Tosun Bey. Yani aslında Umur-u Şarkiye İdaresi'nin kapatılmasında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Hasan Tosun Bey 15 gün kadar vazife görüyor. Ve ardından da meşhur bildiğimiz işte Hüsamettin Ertürk Teşkîlât-ı Mahsûsa'yı kapatıp yerine Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı'nı kurmakla görevlendiriliyor. Dolayısıyla bu tablo içerisinde, bu idari tablo içerisinde zaten Eşref Kuşçubaşı'nın da olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben ilginize teşekkür ediyorum. Savunma TR'deki arkadaşlarıma da ilgileri için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.